Sonra da iş makinesi icat olunca gelince buraları karıştırdım. Oradan kendime yol açtım. Çünkü çay suyu 6-7 ay geçemiyorsun. Çay suyu Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce veya 10 gün sonra yağmur yağacak. Burası sel yatağı olacak. Onun için gelir çadırınızı getirip kurabilirsiniz. Ama her ihtiyacınızın hatta kuru odun bile bulamazsınız. Onu bile getireceksin. Gerçi arkadaşlarıma yardımcı olur, yönlendirir. Ben de buraya bu teknoloji olmadan önce yine 16 yaşında şunu öğrenmiştim Cümbüş'ü. Günlere falan giderdim. Evim şuradan 3 kilometre yukarıdaydı. 600 hanelik bir mahalleydi. Sonra birdenbire 40 sene önce dağılmaya başladı. Neyi dağılmaya başladı? Mahalle. Ha. Mahalle. 600 hanelik bir mahalleydi. Sonra insanlar göç etmeye başladı. Bura bayır bir yer. Herkes gurbete gitti. Ben de kaçtım şu yukarıda taşlar mağaralar. Oralara giderdim. Arada bir ara pire giderdim. İşte ortaokul liseyi falan okudum. Yazın gelir oralarda kalır. Düğünlere giderdim. Düğünlerden çıkınca gece 11 oldu, 12 oldu. Gelirdi, telefon yapınca yok. Beni aramak, bulmak için düğümeye de tutar gönderirdi. İşte yerlerin belli, gelirler dedi falanca adamın. Selamı var falan, sizin düğünü var, tamam dedim. Kalıp gidi de bir arkadaşım vardı. Ona iletirdim. Dedim sen söyle. Velhasıl ben burada yaşamayız. Şöyle seçtim. Yani bir yandan tembellik, bir yandan rahatlık. Doğadan faydalanmasını bilirsen rahat. Karda kışta mesela bir ay yol kapalı. Ona göre önlem alıyor. Sel geliyor, sel azalttan su azalttan sonra odun getiriyoruz, odun topluyoruz. Su da çıkınca, elektrik de olunca yiyecek zaten çok önemli değil. Zaten piknik alanı oldu, gelen yiyecek bırakıyor. Hatta alıp yiyeceğimi getiriyorum. Arkadaşlarım var, onlar gelip çay içmeye geliyorlar. Böyle hayat böyle balık gidiyor. Var mı? Balık, iyi balık var. He. En güzel çok var. He. Serpme var, serpme torlarımız var. Yiyeceğim iki tane, bir tane. Yılmışım zaten tutmuyor. Pikniğe gelenler yaz boyu işte bayramlar son zamanlarda hazırına falan geliyor. Kurban Bayramı diyelim, Ramazan Bayramı. Burada kaç senedir kalıyorsun? Tam 24 yıldır burada. 24. 12 sene de şu yukarıda kaldım, mağarada. Ama orada kışın kalamazdım. Burada da son 15 senedir kışın kalıyorum, karda kışta kalıyorum. 15 sene önce kalamazdım. Çünkü yerleşik düzendeydim ama karda kışta oturacak şekilde odam falan ev yapmamıştım. 15 metrekare iki tane odam var, içi ısı yakındı, içinde sobası var, televizyonun anten var. Çok taşlar kurmuşum. Televizyon olmasa vakit geçmez giderdim belki. Bilmiyorum işte. Gelen gidenle de sohbet evet, ediyor. Kalabalık olur. Yazın kalabalık. Ta şey kadar. Kışın yalnızsınız. Yalnız. Kışın yok ama kimse gelmez. Para versen gelmezler. Şimdi de kovsan gitmezler. Rakı var diyeyim belki. Ya ben tabii rakı geliyorum. Rakı geliyorlar, getiriyorlar. Ama var seni hep ziyaret edenler. Geçen geldiğimizde Ali Akber'le gelmiş. He. Şimdi sosyal medyadan insanlar görmüşler, tanışlar, gelenler geliyorlar, merak edip geliyorlar. Ben de bir ne merak ediyorum, sarhoşum biliyorum, sarhoşum ne merak edeceksin. Saçına elvan çiçeklerin takma başına kudret kalemini çekme kaşına.
yaşına. Beni ağlattın sen doyma yaşına. Ağla göz yaşını. Siz deli olur melur. Beni ağlattın sen doyma yaşına. Ağla göz yaşını. Siz deli olur melur. Çok içtim, çok bağırdım. Herhalde gece yarısına kadar. Kaçta yattığımızı bilmiyorum ama az düşüp yattığımı bileyim. Sabahtan hiç uyanmamışım. Bir uyandık, güneş doğmuş. Babamın çok söylediği bir rakı Türk tedariğini ne yapıyorsun? Nereden gidiyorsun? Rakı, her gelen rakı getiriyor artık. Biz eksik geldik ama artık. Yok, yok fark etmez. Biz rakı ikram edebilir, rakım var. bir parçanı daha dinler, sonrasını parantezi şeye bırakırız, geleceğe. Eyvallah. Arkadaşlar tamam. Daha gelirler buraya. Ekim ayının sonuna kadar rahatlıkla kalabilirsiniz. Tabii Ekim ayında hava biraz serinler. Çadır kurarsın. Çadır kirayı veren arkadaşlarımız var. Geldiğin zaman böyle baktınız ki malzeme açıkta eksik. Kalmazlar. Efendim? Açıkta kalmazlar. Yok yok. Geldiğin zaman malzeme eksik olduğu zaman diyebilirsiniz. Şey verebiliriz yani çadırın altına serecek o mat diyorlar veya perde üşümeyeceği şekilde bir şeyler. Hiçbir şey bulamazsak dalları budar üzerinde serer yine üşümez. Doğa üstünüzü örterdi. He o zaman yaprak dökülecek, gazel olacak, kışır kışır. Altınıza gazel. Ne söyleyeyim, ne çıkıram, ne diyeyim. Arguvan. Arguvan yapayım. Rahmet canına teslim budaktan akaman diye sonra da türkü bağlayalım. Aman ya saçını yantaramış, ya saçını yantaramış, inadıma inadıma gitmiş de bir güzel sevmiş, gitmiş de bir güzel sevmiş, o da benim inadıma, hepsi benim inadıma. Aman suda gelir bulandırır, suda gelir bulandırır, dağı taşı dolandırır. Şu arguvan güzelleri dilsizleri dillendirir, sarhoşları dillendirir. İnadıma 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 inadıma, o da benim inadıma, hepsi benim inadıma. (Gülüyor)
Ocağımın dibinde oy oy. Mal mı yayılır oy. Mal mı yayılır oy. Döşeğin üstünde dedim oy. Nar mı soyulur oy oy. Nar mı soyulur oy oy. Bir gün görmeyin oy. Yar mı sevilir oy. Yar mı sevilir oy. Gecesi gündüzü dedim oy. Bir olmayınca oy oy. Bir olmayınca oy oy. Akşam sabahı dedim oy. Bir olmayınca oy oy. Bir olmayınca oy oy. Lazım olur yolda yolda.